Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bugün size için içli köfte tarifi vermek istiyorum. Bugün haşlama yapacağız. Farklı bir tarifte kızartmasını göstereceğim size. Şimdi yapılışına geçin. Leğenimin içerisine bir su bardağı imi koyuyorum ve 2 su bardağı ince bulgur. Siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Üzerine 3 su bardağı sıcak su. Ve üzerine kapatıyorum. Bulgurlarımız ve irmiklerimiz şişsin. Bu şekilde 15 dakika dinlendiriyoruz. Biz iç harcını yapmaya geçelim. Tavamı ocağın üzerine koydum. 250 gram kıvamı da koyuyorum. Ve kavuracağım. İlk olarak kendi yağıyla kavuracağım. Ben orta yağlı kıyma kullandım. Kıymamız kavruldu. Üzerine 3 adet küçük küçük doğradığımız soğanı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Ve yarım yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde 5 dakika kavrulacak. İç harcımız hazır. Şimdi yapılışına geçelim. Bulgurlarımız ıslandı. Ben yoğurma tepsimi aldım. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Renk gelsin diye. Bir çay kaşığı tuz, bir çay bardağı un ve bir adet yumurta koyarak yoğurmaya başlayacağım. Yoğurma işlemi bir elle yapın. Sadece bir elinizi kullanın, iki elinizi koymayın. Diğerinizle eksik bir şey varsa onu tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde bastıra bastıra yoğuruyorum. Bir kenarda bir su bardağı kadar ılık suyunuz olsun. Belki suyu ihtiyacı olur, o şekilde tamamlarsınız. Böyle bastıra bastıra yoğuruyorum. İyice yoğurun. Bastıra bastıra şekil vermeniz kolay olur. Eğer gerek olursa bir çorba kaşığı kadar da un koyabilirsiniz. Ben size kıvamını göstereceğim. Köftemizi iyice yoğurduk yaklaşık 15-20 dakika kadar. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak yumurta büyüklüğünde parça alıyoruz elimize. Yuvarlıyoruz. Eğer gerek olursa parmağımızı ılık suyumuza batırıyoruz. Bu şekilde ortasını açıyoruz. Veya işaret parmağını siz nasıl isterseniz, ben orta baş parmağım daha rahat yapıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı hazırladığımız harçtan koyuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ve yuvarlıyorum. Çok az su alıyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Bir tane daha göstereyim size. Bu şekilde baş parmağımızla içerisine oyuyoruz. Kızartmayacağımızın fazla ince olmasına gerek yok. Kalın da olabilir. Hiç içli köfte yapmadıysanız bu şekilde yapıp elinize alıştırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı harcımızdan koyuyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Çok az suyumdan alıyorum. Ve yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi.
Geri kalan köfteni bu şekilde yapıyorum. İşte köfteni tamamladım. Sosunuzun kalan yağını üzerine sosa kullanabilirsiniz. Şimdi haşlamaya geçelim. Derin bir tencerenin içerisine su koyuyoruz. Tencerenin yarısı kadar gelsin. Kaynamaya bırakıyoruz. Suyumuz kaynadı. Üzerine bir tatlı kaşık tuz ilave ediyorum. Şimdi teker teker köftemi ilave edeceğim. Köftemin hepsini bir anda koymuyorum. Mutfağıma yapışır. Yavaş yavaş koyuyorum. Bir üstüne gelmesin. Köftemi koydum. Gördüğünüz gibi hepsi alt tabanda. Köftemiz piştiğini nasıl anlayabiliriz? Onu söyleyeceğim şimdi size. Köftemiz suyun üstüne çıkacak. O zaman köftemiz piştiğini anlayabiliriz. Şu an pişmediler. Şimdi alt tabandalar. Gördüğünüz gibi köftemiz yukarı çıktı. Onları süzgeç yardımıyla alıyorum. Bu şekilde. Diğer köftelerimi de koyuyorum kaynayan suyuma. Kapağını kapatmayın yoksa taşabilirler.